Selamlar, ben Semih. Sezonun ilk ciddili kupa videosuyla karşınızdayım. Sizinle şöyle bir anlaşma yapıyoruz. Eğer attığım her kupa videosuna 13.000 beğeni gelirse hemen ertesi gün tekrar kupa çekmeyi düşünüyorum. Ve bu şekilde her gün kaldığımız yerden devam ede ede videolarda macerama tanık olmuş olacaksınız. Geçen sezon çok iyiydik arkadaşlar. Ve kasacağım deste şu anlık bu deste. Mezarlığı tam oturtturamadım ikinci evrimi. Zaten bunları konuşuyoruz. Bu deste cidden güçlü. En iyi destansı bence atıcı şu an metaya göre. Ve hadi başlayalım. Evet, videomuza dünyada 142. iken başlıyoruz. Bakalım nereye kadar çıkacağız bu videonun sonunda. Bol sans deyip emojimizi yollayalım. Bu adam bir mega şövalye oyuncusu. O yüzden yapmanız gereken çok basit. Elektrolev doğru zamanda atıyorsunuz, kazanıyorsunuz. Eşleşme benim için çok iyi. Bu yüzden çok mutluyum. Şimdi mutlaka eğer elektrolev atmak istiyorsanız birazcık da hasar almak zorundasınız arkadaşlar. O yüzden sol taraftaki iskelet fıçısına hiçbir şey yapmıyorum. Kasırga atmayacağım. Şimdi elektrodevimiz defans yaptıktan sonra atak yapacak. Çok iyi. Hatta küçük pensimizi atalım çünkü işsizsiz kalacak. Çok güzel gördük orada elektrodev atmayı defansta. Elektrodev yapıştı. Bir de özellik basacağım. Bu çok basit oldu galiba. Oo, iskeletleri de öldürdü. Küçük pensimde ve hiç iksir yok. Ben bu kadar kolay olmasını beklemiyordum. Bu adam böyle kötü bir oyuncu da değil yani. Ama eşleşme bayağı bir zeydi. Ve o elektrodev bitirdi onu. Arkadaşlar isterseniz ben bu maçı atlayayım. Çünkü çok bariz kazandık. İlk maçımız galibiyet aldı. Hadi ikinci maçımıza geçelim. Bir maç kazanmaktan daha iyi bir şey varsa o da iki maç kazanmaktır. Bol şans diyelim. Emojimizi yollayalım. Adam şimdi balıkçı atacak. Atıcımı şuradan çekecek. Ve ana kulesini aktive edecek. Hatta bu yüzden bak tersten saldırıyor bana iksirimi kullanayım diye. Ama biz bu oyunlara gelmeyiz. Şimdi minyon basacak arkasına muhtemelen. Kasırgayla böyle çekerseniz durdurabiliyorsunuz. Başka bir yolu yok. Yapıştırdım yıldırımı. Güzel güzel, evet. Şimdi de minyonu ben şövalyenin arkasına atmasını bekliyorum bu arada. O taktik çünkü fixtir. Bak. Heh. Bu kasırgayı atmak zorundasınız arkadaşlar. Neyse ki artık siz biliyorsunuz yani. Zaten bunu sadece prolar yapıyor. Bir şeylerin arkasına minyon atacağı zamanları iyi biliyorlar. Ve ben de onların neyi bildiğini biliyorum ve bu şekilde yenebiliyoruz. Kulesinde topçu olduğu için elektrodevle muhtemelen vuramayacağız. Çünkü kuleler vurdukça kendi çarpılıyor ya. Topçu az vuruyor. Dolayısıyla az çarpılıyor. Falan bayağı bir sıkıntı var bizim için. Zor bir eşleşme, umarım yeneriz. Hemen küçük prens atıp sonra özelliğimizi basabiliriz ama topu şöyle bir mesafeli atacağım. Yıldırımla ikisini birden vuramasın diye. Özelliği şimdi basabiliriz. Güzel. Özellik fazla kaçmış olabilir ama sorun değil. Şu an atak yapıyoruz. O yaşlıydı, şimdiden yok edelim. Güzel güzel. Bu arada destesine yaşlıcıl almasının tek sebebi mezarlığı durdurmak. Yani yaşlıcılın tek vasfı bence mezarlığı durdurmak falan. Topçu kullandığı için almak zorunda kalıyor. Şöyle güzel bir defans kurarken şu bombacıyı bir yedirtmek istiyorum. Çünkü vuramayız kulesine, topçu var. Bravo bombacı, şöyle bir yıldırım. Eyvah. Oh, çok vuruyor bu bombacı ya. Hala öndeyiz ama iyi tarafından bakın. Eşleşme çok zor. Şimdi yaptığımız aynı defansı yapmayacağım arkadaşlar. Defansı şöyle bir elektrodev atacağım. Balıkçıyla çekmek isteyebilir çünkü atıcıyı. Çok güzel bir elektrodev. Hep aynı defansı yaparsanız bir yerden sonra adam ona göre oynuyor. O yüzden güzel oldu bunu yapmanız. Yıldırım atamasın diye iyice önden attım küçük prensi. Şu bombacıyı yedirtebilirsem çok iyi olur. Bravo be. Yıldırım atacak. Yıldırım atamadı. Herhalde daha güçlü gelmek için arkadan. Ana kuleyi açalım. Yıldırıma şimdi iksir etmez balıkçı attığı için.
Çok iyi gidiyoruz ya. Şimdi nazar değmesin ama. Hani şu eşleşmede şuraya kadar getirmek bile mucize. Yine defansif elektroniği de savunmaya çalışacağım. Bir de Dev Goblin kendi çarpılıyor. Aa, balıkçı topa gitti. Güzel bir yıldırım. Vurma vurma vurma. Dur, evimi bombacı tutursa kaybettik. Oh çok iyi. Arkadaşlar inanmıyorum. Tekrar tekrar izlenecek harika bir maçtı ya. Tekrar oynasak yenemeyiz gerçekten, hani öyle söyleyeyim. Hadi bakalım 2'de 2 yaptık, 3. maçımıza geçelim. Evet geldik 3. maça. Bilerek topu yanlış atmış gibi yapıyorum. Böyle yapınca hani anakulemize çekebileceğiz hayleti. O yüzden güzel bir pozisyon bence. Ana kulemizi açmamız zaten çok iyi olacak. Hadi bakalım. Adamın kulesinde bu arada topçu olması çok kötü oldu. Hani topçu olduğunda kulesinde elektrodevle gidemiyorsunuz hiçbir yere. Bilerek atıcı atmayacağım. İzleyin şimdi. Bir taktik yapıyorum. Bilerek hasar yiyeceğim. Sonra bir anda yakın menzilden gireceğim. Yakın menzil zayıf çünkü. Bunu yapmazsak kazanamayabiliriz. Bir anda girdim. Bir de özellik basacağım hatta. Çok iyi. Son X'ini attı orada testi atarak. Aha. Aha. Kulesine vuruyoruz. Sağdaki duvardaki canı yiyelim, sıkıntı değil. Kulesine manyak vurduk. Adamdan çok 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 daha fazla vurduk. Köprüden elektroliğe basacağım çünkü Tesla'sını çıkardı hatırlıyorsanız. Arkasından bombacı da atalım çünkü defansif göstermek atacak. Bombacı öbür tarafa vurur mu acaba? Diğer kuleye gider mi? Gitti. Neyse önemli değil öbür kule. Elektro'ya vur hadi. Vurmuyor ki. Ya topçuya karşı cidden vurmuyor ya. Elektro'nun böyle bir kötü yanı var ama olsun. Aslında mezarlık oynamaya çok çalıştım arkadaşlar. Ama ikinci evrim slotuna ne koysam bilemiyorum. Okçu koymaya çalıştım. Okçu tam istediğim verimi veremiyor. Adam bravo dedi, biz de teşekkür edelim. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hani tek evrimle mi oynasam, devam etsem bilmiyorum mezarlığa karşı. Mezarlık oynarken yani. Neyse yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan bir yakın menzil zorlaması yapıyorum ama bu sefer tutmaz. Aman diyeyim. Oh tamam. Kule canlarını eşitlemek için o hacutu bıraktım kulemde. Arkadan bir atağa çıkabiliriz. Bombacımız elimizde olduğu sürece köstebek de fazla vuramaz. Çok iyi be. Sağdan da atak yapacağız, soldan da. O bombacı vurmasın. Artık rüyama girecek şu bombacı. Gerçekten herkes kuleye vuruyor bir şekilde ya. Çok zorluyorum şu an bütün ikisimde çünkü bayağı bir kâra geçtik o atağından dolayı rakibin. Oh, sağda vurduk, solda vuracağız şimdi. Özelliğimizi basıp evrimi bombacı yapıştıralım. Yalnız topçular yüzünden vuramıyoruz. Ama fena değil, hala öndeyiz. Bu sefer elektrodev atmıyorum çünkü saldıracak. En iyisi biz azıcı atıp orayı bloke edelim, o taraftan saldıramasın. Şimdi soldan saldırır kesin, küçük prensim hazır. Evet. Garanti zaten saldıracağı. Hemen özellik basalım. Bunlar vurmasın, dur. Oh çok iyi. En iyisi yıldırım. Yani o kadar saldırıyorum, hiç vuramıyoruz topçu yüzünden ama yıldırım garanti hasardır. Bayağı iyi, sağda vurmuşuz, solda vurmuşuz. İkimiz de çift taraflı oynuyoruz, rakip de ben de. Şöyle bir yıldırım yedirteceğim ben yine. Güzel, iki yıldırım adam bitiyor. Dur, evrimi bombacıyla vurabilir miyiz acaba?
Hayır hayır hayır. Bu kullanmak zorundayım. Çok iyi. Adam da vibe ediyor. Gördünüz mü? Hayalet açıldı vurmadan. Evet, dördüncü maçımızdayız. 3'te 3 yaptık. 4'te 4 gelir mi? Bu adam niye toksik? Evet, kafamda bir sürü sorular. Kösebek meta'ya giriyor bu arada. Fark ettiniz mi? Bayağı kösebek geliyor karşımıza. Bu arada az önceki maçta neden bug dediğimi merak ediyor musunuz? Normal sistematik olarak hayalet nedir? Vurduktan sonra açılan bir karttır, değil mi? Ama orada vurmadığı halde, çünkü vursaydı hasar yemiş olurdu bombacı, açıldı ve bug kullanarak kazanmış olduk. Orada bence sistemsel bir şey var. Böyle 0.1 saniyede vurmamışken açılıyor falan, bence öyle bir şey var. Direkt elektro ev attım çünkü minyonlarla uğraşmak istemiyorum. Özellik falan basacak. Neyse, maça odaklanalım arkadaşlar. Şu an inanılmaz ilerliyoruz. Bayağı bir kupa kasıyoruz. Daha sezonun ortasında izleyebiliriz. Sona doğru daha gelmedik ama kasmaya başlarsak güzel bir derece elde edebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Adamın kulesinde yine topçu var. Şaşırmadım. Bir de bomba kulesi var. Dolayısıyla bizim tekrardan elektrodevi yürütmemiz çok zor. Vay, anokulemi açmak istemiştim ama öyle bir noktaya attı ki kasırgayla çekemedim köstebekten çıkan golini. Küresel bu yüzden iyi, evet. Karşılıklı çok güzel taktikler deniyor. Arkadan atıcı atmak tek çarem. Yine yakın mesleden zorlayabilirsek oradan zorlamaya çalışacağım. Kulesinde topçu olan biri nasıl yakalanır biliyor musunuz elektrodevle? Ya bombacıyla vurup yıldırım döndüreceğiz ya da yakın mesleden yakalamaya çalışacağız. Şöyle elektrodev atalım önüne hemen diyecektim, sabitleyip bombacı atacak. Hemen elektrodev yapıştırdım. Oh, güzel gördük orada oyunu. Bayağı bir karımız olmuş oldu bu arada. 6 iksir kullanmış oldu atakta. Ama bizimkiler hiçbir şey yapmıyor. Sen vur bari atıcı. Bir vurdu. İki de vurdu. Güzel, fena değil arkadaşlar. Şu an maç tekrar başa baş. Evet, ilk atışa doğru girdik. Bizim için aslında bence daha iyi oldu bu. Şu köstebeği de yer. Bombacı da yer atıcı. Çok iyi destansı. Efsane diyecektim. Güzel bir özellik yakın menzili zorlamak için. Olsun, denemeye devam. Saldıracak gibi geldi bana, o yüzden top dikiyorum önce. Atak yapmak yerine. Şöyle ana kulemizi açabilirsek iyi olur diyecektim. Evli bombacı gelecek. Oh, bombacı attırmadık. O kadar korkuyorum ki şu bombacıdan. Tersten saldırmasını bekliyorum. Solda atıcım var diye. Aha, biliyordum bunu ama yapacak bir şeyim yoktu. Aha, biz de vuruyoruz kulesine. Çok iyi be. Bir de şöyle yıldırım atarsak çok iyi vurmuş oluruz. Aha, öndeyiz artık. Vay be, inanmıyorum. Üç kart döngümü açtım küçük prens atarak. Güzel güzel. Yine çevirdi. Bir de kasırga atması yok mu ya? Durun, daha büyük bir atak için uğraşalım. Çünkü çok iksir kullanıyor şu an. Ah, yine o kasırga. Arkadaşlar, bu maçı kaybettik ama son maçı yenersek 5'te 4 yapacağız ve manyak kasmış olacağız. Bu maçtan sonra kaçıncı olduğumuza bakacağız ama videoyu şu an 142'de açtığımızı hatırlıyorum. Evet, bu adam balon oynuyor. Balon madenci oynuyor. Şöyle elektrodev atacağım sırf orada yarasalardan kurtarmak için şövalyeyi. Balıkçı atarsa kasırgayla çekeriz. Balıkçı var çünkü, destesini biliyorum. İyi, güzel güzel. Defansa bayağı bir iksir kullandırttık adama. Ama bence çok da bir kârda değiliz. Tabii ki de arkadaşlar, siz atıcı attığınızda arkadan adamın gözüne direkt şey sahnesi geliyor. İşte şunu çeksem de bir ana kulemi açsam falan diyor. O yüzden yine yıldırımı yapıştırmamız gerekiyor balıkçı gördüğümüzde. Herhalde atacak hiçbir cevabı yok ki, orada kartop atmak zorunda kaldı. Geliyor balıkçı, geliyor. Balıkçıyı bekliyorum ben, yarasalar umurumda değil.
Evet, balıkçı atamadı. Küçük prensimizi çok güzel koruduk. Tersten bir elektrode basalım, niye biliyor musunuz? Adam top atmak zorunda, top atarsa da küçük prens sağ tarafta tehdit. Ama korumayı başardı. Arkadaşlar, elektrodevin niye bütün eşleşmeleri zor? Hayır, topçu oynayan adamlar anti oluyor. Sonrasında bayağı bir elektrodev antisi var, ben anlamadım ya. Bayağı bir iksiz kaldık. Evrimi bombacıyı kullanmak zorundayım, adam ana kulesini de açtı. İşler bizim için iyice kötüye gitmeye başladı. Yani elektrodevi durdurmak kolay dediğim gibi. Ama mezarlık oynamalıyız aslında. Mezarlık oynasak bu eşleşmelerin hepsini yenebilirdik. Ama mezarlık dizisi arkadaşlar, bakın 6 yıldır mezarlık oynayan ben, hatta belki daha fazla bile bulamıyorsam, hani biz ne yapacağız bilmiyorum. İkinci evrim olarak barbar düşündüm ama atıcı metasında barbar oynanmaz. Herkes atıcı oynuyor. Okçu kullansam o da çok güzel olmuyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Çok düşünüyorum da. Madenci için erkenden şövalye attım. Oh, tutturduk. İyi oynadık ha. Şimdi tek evrimle oynamak da aslında çok fark etmez aslında. İnsanlar iki evrim kullanırken tek evrimi oynamak, ama yine de bir geride kalmak istemiyorum. İki tane elektrodev yaptım sırf vuracağım diye, ama hiçbir işe yaramayacak. İyi, arkadan böyle büyük bir atak toplayabilirsek anca öyle yakalarız bu adamı. Ama büyük atak yapınca da paket atıyor işte. Paket de durdurabiliyor kalabalığı. Yara satacak, o yüzden şövalye attım önüne küçük prensin hemen. Çok epik bir defans bu arada. Bayağı epik bir defans. Şu bombacıyla vurabilsem var ya aslında. Size bir şey diyeyim mi? Adamın kulesine daha dokunamamışız. İnanılmaz ya. 3 kart döngümü açtım küçük prens atarak. Dur ya, fazla desteklemiyorum. Bekleyin bekleyin dur. Daha büyük bir atak için iksirimi saklıyorum. Sen onlarla uğraş. Aynen, sen onlarla uğraş. Şimdi elektrodev atalım önüne. Bravo. Bir saniye, bir de özellik bastım. Şu an spamlıyorum sadece. Ciddi misin? Arkadaşlar inanmıyorum. Dur, atıcı kulesine vuracak şimdi, balıkçı izleyin. Yok artık. Yıldırım alıyor kuleyi. İnanmıyorum, inanmıyorum. Hiçbirini yenemezdik. İmkansız eşleşme bunlar ama yendik yani. Evet, maçlar bu şekildeydi. İlk kupa videosu bomba gibiydi bence. Ve bakacağız dünyada kaçıncı olmuşuz, ben de merak ediyorum. 142'de başladık, 5 maç yaptık ve şu an dünyada 92'ye çıkmışız. İyi, çok iyi, dünyada 92. Evet arkadaşlar, kastıkça ilerleriz. Dediğim gibi beğeni sayısı geldikçe 13.000'e sürekli kasacağız zaten. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben çok eğlendim, umarım siz beğenmişsinizdir. Yarın 17'de tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.